Bal köpüğü saç rengi, sarı ile altın kahve tonlarının birleşiminden oluşan, sıcak ve ışıltılı bir görünüm sağlayan popüler bir saç rengidir. Doğal parlaklığı ve yumuşak geçişleriyle hem yaz hem de kış aylarında sıkça tercih edilen bir renk olmuştur. Bu saç rengi, özellikle cilt tonunu yumuşatmak ve genç bir görünüm elde etmek isteyenler için idealdir. Bal köpüğü saç rengi kimlere yakışır, Açık tenliler, bal köpüğü açık tenlilere sıcaklık katarak yüz hatlarını daha belirgin hale getirir. Buğday tenliler, buğday tenli kişilerde doğal ve sıcak bir görünüm sağlayarak tenin daha canlı görünmesine yardımcı olur. Esmer tenliler, esmer cilt tonlarında ise parlak ve sofistike bir kontrast yaratır, cilt rengini dengeleyici bir etki sunar. Bal köpüğü. Saç renginin özellikleri sıcak ve parlak. Bal köpüğü saç rengi ışıltılı ve parlak görünümüyle dikkat çeker. Güneş ışığı altında altın yansımaları belirginleşir doğal ve yumuşak geçişler. Bu renk, doğal bir görünüm sunarken aynı zamanda modern ve sofistike bir tarz sağlar. Çok yönlü kullanım. Bal köpüğü saç rengi, saçın tamamında kullanılabileceği gibi balyaj veya ombre gibi tekniklerle de uygulanabilir. Bal köpüğü saç rengi nasıl elde edilir? Kuaförde uygulama. Profesyonel kuaförlerde, bal köpüğü tonlarına sahip olmak için saçın önce açılması ve ardından sarı altın kahve karışımı tonların uygulanması. Gerekir. Uygulanan teknikler ile saçta doğal bir geçiş sağlanabilir. Evde uygulama, elde saç boyası kitleriyle bu saç rengini elde etmek mümkün olsa da, renk geçişlerinin ve parlaklığın ideal düzeyde olması için profesyonel destek almak önerilir. Bal köpüğü saç rengi kullananların yorumları. Olumlu yorumlar. Kullanıcılar, bal köpüğü saç renginin doğal durduğunu ve saçlarına ışıltı kattığını vurgulamaktadır. Cilt tonunu yumuşattığını ve yüzü daha genç gösterdiğini söyleyenler çoğunluktadır. Olumsuz yorumlar. Bazı kullanıcılar, rengin bakım gerektirdiğini ve sarı tonlarının zamanla solabileceğini belirtmektedir. Saç açma işlemi yapılmadan istenilen tonun elde edilememesi de olası bir durumdur.